Sancar. Bozkuş. Bulabildiniz mi Yorgos City'ni? Bir tüccarın at arabasını gasp edip tüccar kılığında Kuvale gitmiş. Başka sığınacak yeri kalmadı. Tezelden Kuvale sızmamız gerek. Onlar kutsal emanetleri kaleden çıkarmadan biz almalıyız. Sancar, Kuvale Kalesi'nde tedbirleri artırmışlardır. Biz nasıl sızacağız? Ben ne yapacağımı bilirim. Şimdi Hacı'ya gideceğim. Siz ormandaki gizli yerde beklersiniz. Hadi. Sultanım. Ulaktır bu, indirin. Sultanım, İsfahan'dan İvedi bir haber geldi. Şah Bender Dukas öldürülmüş. Cinayetin zanlısı da hususi yiğitlerden Sencer'miş. Sencer nasıl böyle bir şey yapar? İzahat vermiş midir? Sencer kaçakmış sultanım. Teslim olmamaktaymış. Ne yapmaya çalışır Sencer? Nasıl olur da adaletimizden kaçar? Dukas'ın ölümü Bizans'la olan bütün anlaşmalarımızı bozar sultan. Sencer nasıl bir belaya bulaştığını farkında değildir belli ki. Lakin ben ona idrak ettirmesini bilirim. Tapar, siz yol emniyeti Şehsaray'a önden gidin. Ya! Kutsal emanetleri kaçıran Yorgos'u bulamadık. Kuvel yönüne gitmiş. Ama hem Selçuklu hudut askerlerinden hem de Bizanslılardan ötürü fazla ilerleyemedik. Kuvel de çok fazla tutmayacaklarıdır. Refiklerimize söyleyin gözcülük etsinler. Kuvele kim girer kim çıkar ise her teferruatıyla bize bildirsinler. Dukas cinayeti Sencer'in üzerine kaldı. Gayrı Selçuklu'yu da karşısına aldı. Her cepheden sıkıştı. Sencer bu kapandan çıkamaz. Efendim, artık yeni başdaimiz olduğunuza göre fedaileri de yeniden tertip etmek gerek. Bu husustaki emirlerinizi beklerim. Fedai örgütümüzü tepeden tırnağa bambaşka bir zihniyet ile tertip edeceğiz. Her yüreğe korku salan, her uykuya kabus olan bir fedai örgütü. Mahalleden sürülen refiklerimiz yersiz, yurtsuz kaldılar. Müsterri olasın, onları da himaye edeceğiz. Karanlık çöktüğü vakit herkes toplansın. Onlara yeni davamızı nakşetme ve... bu dünyada cenneti tattırma vakti geldi. Nihayetinde devleti de karşına aldın, he mi? Sen de mi Dukas'ı öldürdüğüme inanırsın? Ben bir tek şeye inanırım. Adalet. Masum insanları zindana atmak mı adalet dediğin? Ne diye tutuklattın Aydoğdu'yla Yaz'ı? Ben onları tacül mülkten muhafaza etmek için alıkoydum. Dukas'a ilişme demiş idim. Şimdi bak gördün mü neler oldu? Seni dinleseydim kutsal emanetler de turuna da çoktan gitmişti. Bir iftirayla nedamet getirecek değilim. Ben doğru olanı yaptım. Ayaz'la Aydoğdu'yu azat edesin. İftiralarla cebelleşecek vaktimiz yoktur. Kutsal emanetlerin kuvvetli olduğunu anladık. Tez vakitte kurtarmamız gerek. Kutsal emanetler için biz gerekeni yaparız. Bizans, Dukas meselesinden mütevellit bizi sıkıştırır. O adalete itimat edip yargılanman gerek. Bu sebeple sen de teslim olacaksın. Beni düşürdükleri tuzağa boyun eğeceğim yani, öyle mi? Bırak şu asi başlılığı gayrı. Tacil mülkün eline düşersen... o adam kendini göstermek için seni suçlu dahi çıkartabilir. Ben seni muhafaza etmek isterim. Hala ne diye görmezsin? Düşmanlarımın ekmeğine yağ sürerek mi?
Beni tutuklarsan kutsal emanetler gider. Ben bu tuzağa boyun eğmeyeceğim Hacı. Tutuklayın. Ne yaparsın sen? Beni buna mecbur ettin. Kutsal emanetlerle ilgili her tertibi aldım. Beni burada tutarsan onları elimizden kaçırırız. Sultana bir söz verdim Hacı. Yanlış yaparsın. Batınlar ile Bizanslılar seni bulursa öldürecekler. Tacül mülk bulursa idam ipine gönderecek. Sen hala azapta olmazsın bura. Zinhar yanından ayrılmayın. Kutsal emanetleri kaçıracağız. Yanlış yaparsın Nizam-ı Mülk.